Şu gördüğünüz küçücük aloe vera bitkisinden öyle mucizevi faydalar elde edeceğiz ki hep birlikte bunlara şahit olalım istiyorum. Sivilce izleriniz, lekeleriniz, çukurluklarınız, geniş gözenekleriniz, lekeleriniz varsa, göz altında halkalar, morluklar varsa, ben bu bitkiyi çok seviyorum. Ne yapalım diyorsanız buyurun. Uç kısmı böyle kırıldı aloe vera'nın, isteyerek koparmamıştım. Kırıldı, hemen dedim bunu kullanmalıyım. Bakın uç kısmı bile kopsa arkadaşlar, o sarı sıvıyı akıtıyoruz. Fazla latex kendiliğinden zaten hemencecik akıveriyor. Ben bir gün beklettim. O gün yapamayacaktım. Bir gün beklettim. Kendini kapattı. Sarı sıvıyı akıttı. Artık beni kullan diyor. Bu kadarcık bir parçadan bakın neler neler yapacağız şimdi. İç kısmını ayırıyorum. O jelimsi dokuya ulaşıyorum. Sadece bunu bile sürerseniz etkiler harika olur. Çünkü tarihleri iyileştiriyor. Yüksek oranda su ve mineral içermesi sebebiyle ciltteki yıpranmış ve solgun görünümü yok ediyor. Aynı zamanda kırışıklık karşıtı bakımı da çok güzel yapıyor arkadaşlar. Antioksidan olması, antibakteriyel özelliği nedeniyle sivilceleri de yatıştırıyor. Düzenli kullanımda cildimizi yeniliyor. Bizi gençleştiriyor. Bir de limon kullanalım. Özellikle sivilce problemi olanlar, bu ikili birleştiği anda sivilcenin kaçışı yok. Ciltte herhangi bir kalıntı, mikro, pislik kalmamış olacak. İşte birkaç damla limon suyu sıktım. Biraz da bal damlatalım. Gene antibakteriyel özelliklerinden faydalanalım. Aynı zamanda cildimizi de sıkılaştıralım. Leke varsa ne geldi? Zerdeçal. Lekeleri de giderelim. Bir parça zerdeçalı da böyle attım parmağımla. Yediriyorum şimdi bunu. Bakın çok güzel bir yaprak oldu. Son olarak derin kırışıklıklarım var. Onlar açılsın. Göz altıma da uygulayayım ben. Aloe vera mucizesini diyorsanız. Bir tane de E vitamini. Yok mu? Biraz zeytinyağı da işimize yarar arkadaşlar. İşte hazır o güzel aloe vera bitkisi hazır. Sürmeden hemen önce lütfen kanalımıza hala abone değilsek abone olalım, bildirimleri açalım. Ve alt yazılardan da istediğimiz dili seçerek izlemeye devam edelim. Şimdi bunu temiz yüzüme ovalayarak, masaj yaparak sürüyorum. Bölgesel de çalışabilirsiniz. Nerede lekeleriniz yoğunluktaysa küçük bir parça aloe verayı yaptığım eklemelerle böyle mucizevi bir hale getirebilirsiniz. Çok seveceğinize inanıyorum. Çünkü bir de çok pratik, çok faydalı, çok güzel şeyler kullandık. Bir de çok fonksiyonel. Bakın göz altıma da sürüyorum. Oradaki kırışıklıklar, koyu renk halkalar, burun üstündeki sivilceler, siyah noktalar, alındaki kırışıklıklar, hepsine o kadar güzel etkileri var. Boyundaki sarkmalar, o gıdımız var ya, onu da giderecek. Bakın iyice sürüyorum. Üzerindeki ürünler gittikçe alttaki jel tabakaya tekrardan ulaşıyorum. Onu biraz şöyle elimle kaldırıyorum. Tekrardan yüzüme masaj yaparak hepsini yedirmeye çalışıyorum. Bir tek damlayı bile araya vermeyeceğiz elbette. Şimdi ellerimize de sürelim. Ellerinize sürerken tırnaklarınıza da sürebilirsiniz arkadaşlar. Bu bitti ama artık, yani hiçbir damla kalmadı. Kesinlikle ziyan etmedik. Tamamen bitirdik. İçerisinde hiçbir şey yok. Artık ben bunu çöpe atabilirim. Bitti. Daha ne olsun arkadaşlar. Görevini yaptı. Bu kadar. Ellerime güzelce masajımı yapıyorum. Sonra yüzüme güzelce bunu yediriyorum arkadaşlar. Göz altlarıma da uygulamamı yapıyorum. Masajımı yapıyorum. Yani hem maske yapmış oldum, hem nemlendirme, kırışıklık tedavisi yapmış oldum. Hepsi bir arada, ama yapması da bu kadar basit. İyi ki de kırılmış bu yaprak dedirtiyor bana. Yaklaşık 30 dakika kadar cildimde bekletiyorum. Çok hassassa cildiniz 20 dakikada yeterli. Ama ben biraz daha uzun bekletiyorum. Tüm faydalardan edinmek istiyorum. Aloe vera kırışıklıklarımı açsın. Zerdeçal cilt rengimi açsın. Lekeleri gidersin. Bal anflamatör özellikleriyle o sivilcelerimi gidersin. Limon artıcı özelliğiyle cildimi açsın istiyorum. Bakın. 20-30 dakika sonra bu şekilde hafif sarılık olacak tabii ki, zerdeçal kullandık. Merak etmeyin, o sarılıklara da çaremiz var, izlemeye devam edin. Şimdi yüzümü ılık suyla yıkıyorum arkadaşlar. Sonra
kağıt havluyla kuruluyorum. Nazikçe kuruluyorum. Bakın şimdi o sarılıklar gitti mi? Kaldı mı görelim. Kaldı. Birazcık sarılık var arkadaşlar. Onu gidermenin yöntemi. İsterseniz süt pamuk da yapabilirsiniz. Ama ben bu sefer soda, mineralli su kullanıyorum. Özellikle de soğuk kullanıyorum. Ilık suyla yıkadım yüzümü. Şimdi de şöyle buz gibi sodayla cildimi siliyorum. 3 tane pamuk kullandım. Cildimdeki tüm zerdeçal lekelerinden kurtulurken hem ferahladım hem cildime daha bir canlılık getirdim. Gözeneklerimi kapattım, temizledim, onları sıkılaştırdım arkadaşlar. Özellikle çene altında o sıkılaşmayı hissedeceksiniz. Göz kenarında, alında o kırışıklıkların nasıl açıldığını bu mucizevi bitkiyle yaptığımız bu pratik etkili tarifin ne kadar işe yaradığını umarım siz de göreceksiniz. Bu tarif bitti. Şimdi bakalım aloe veramıza ne oldu? Bir gün sonra bakın kendi kendini bile tedavi ediyor bu bitki. Bir gün sonrasında kapatmaya, iyileştirmeye başladı kendini. Bakın diğer yaprakları da size tavsiyem çok köklere yakın kesmemeniz. Böyle 6 santim kadar uzaktan kesin, o kendini büyütecek zaten, devam edecek. Şimdi ikinci gün bakın tamamen iyileşti ama ben o yaprağı rahat bırakmamakta kararlıyım bugün. Ne yapıyorum? Küçük bir parça tekrardan kesiyorum. İstiyorum ki elde edebileceğimiz tüm faydaları bir videoda gösterebileyim olabildiği kadar. Kestiğim parçayı da bekleteceğim. Bakın birçok arkadaş diyor ki ben aloe verayı çok seviyorum ama bana alerji yapıyor. Böyle bekletmezseniz, o sarı sıvıyı akıtmadan direkt uygulama yaparsanız alerji yapma olasılığı var. O yüzden küçük bir parça kestim ama gene beklettim, sarı sıvısını akıttım. Böyle ince ince dilimledim. Belimde böyle bir yara çıktı arkadaşlar. Büyük ihtimalle küçük bir böcek ısırdı beni. O yarayı nasıl iyileştirecek? Nasıl tedavi edecek? Küçük bir parça aloe vera. Hiçbir ilaç kullanmadım. Sadece 2 gün aloe verayı bu şekilde sürmeye devam ettim ve geçti gerçekten. Saçıma diğer küçük parçadakini de elimle çıkarttım. Saçlarıma sürdüm. Yıkamıyorum, öyle saçımda kalıyor. Belime sürdüm, saçıma sürdüm, maskemi yaptım. Göz altlarımda oradaki kırışıklıklar, morluklar da nasiplenmesin mi? Peki onlara da küçük parçalardan yerleştiriyorum. Göz altlarınıza ve göz kapaklarınıza da yerleştirebilirsiniz. O kırışıklıkları çok güzel tedavi edecek. Cilt renginizi çok daha dengeli hale getirecek. Küçük bir aloe vera parçasından ne yapılabilirse yaptık diye düşünüyorum bu videoda. Umarım keyifle izlemişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hello my dear friends, it's me again. Today in this video, I just wanted to show the miracles of just a piece of aloe vera. Hope you like watching. Bye bye.